Fenerbahçe'de Emre Mor iddiaları, Süleyman Urmağ, haberler tamamen asılsızdır. Ali Koç'la görüşmemizde gündeme gelmedi diyor ne Emre Mor ne Ozan Tufan. Şimdi detayları bize bir aktarsın sevgili Ahmet Selim. Aytunç'a teşekkürler. Bugün gündemde fazlasıyla yer alan iddialardı. Fenerbahçe ile Ozan Tufan'la Karagümrüklü, Fatih Karagümrüklü, Emre Mor'un takas iddiaları. Hatta Başkan Ali Koç'un Karagümrük kulüp binasında olduğuna yönelik iddialar da ortaya çıktı. Bu iddialar doğruydu. Biz de seninle birlikte sabahtan beri bu konu üzerinde araştırmalarımızı sürdürdük. Karagümrük cephesini sen, Fenerbahçe cephesini ben kontrol ettiğimde bu iddiaların gerçek olmadığını, hatta sen daha sonra bizzat Süleyman Urmağ ile yaptığın görüşmelerde hiçbir şekilde bu konunun gündeme gelmediğini bizzat ağızdan birebir olarak almış oldum. Bu şekilde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz. Biz de bir şekilde doğrulatamadık Emre Mor Fenerbahçe iddialarını. Tabii transfer dönemi çokça isimler takımlarla gündeme geliyor. Ama en azından bugün Fatih Karagümrük kulüp binasında Başkan Ali Koç ile Süleyman Hurma arasında gerçekleşen görüşmede hiçbir şekilde bu konunun gündeme gelmediğini net bir şekilde izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanacak. Yine heyecanlı bir yaz dönemi olacak ama en azından bugünlük bu iddiaların doğru olmadığını ifade edelim. Peki, şimdi tabii bugün sen de bir haber yazmışsın Sörloth'la ilgili. Hatta ben de okudum haberini. 7,5 milyon Leipzig istiyor, 3,5 milyon... 12 istiyor. 12 Leipzig. Miydi? Evet, evet. Pardon. Yani 3,5'da burada... Sörloth istiyor galiba yıllık, evet. Milyon euro. Sörloth evet, konusunda... Yani... Evet, Ahmet Selim. Burada Fenerbahçe tabii teknik direktör konusu da artık Jorge Jesus'un açıklanmasını bekliyoruz. Forvet konusunda da adaylardan bir tanesi Sörloth. Fenerbahçe tabii ki bazı girişimleri sürdürüyor Jorge Jesus'un da haberi dahilinde. Bu doğrultuda Sörloth bu isimlerden bir tanesi ama kulübünün isteği 12 milyon euro. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu rakamlara çıkma ihtimali yok. Oyuncu da 3,5 milyon euro istiyor ama tabii bu rakamı biraz daha aşağı çekebilir, bir orta noktada buluşabilir taraflar gibi gözüküyor. Bu noktada Sörloth'un iknası konusunda Fenerbahçe'nin önünde çok çok büyük engeller bulunmuyor. Ama Leipzig konusunda tabii bir süreç gerekiyor. Belki transfer döneminin sonuna kadar gidebilecek bir süreç. Çünkü Real Sociedad'ın 8 milyon euroluk teklifini kabul etmediler. Bu şartlarda tabii ki Fenerbahçe ve diğer Türk kulüplerinin bu transferi gerçekleştirme ihtimali düşük. Ama süreç burada nereye gidecek? Pazarlıklar ne getirecek? Bunu da tabii ki hep birlikte takip edeceğiz. Daha erken. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin abi. Ahmet. Evet abi. Bu Mali Genel Kurul öncesi Jesus'u açıklayacağı söyleniyor Ali Bey'in, Ali Koç'un. Senin bir Gülcan bir... abi, ben açıkçası 4 Haziran'da Mali Genel Kurul, yani onun öncesinde dahi açıklanma ihtimalini bir aile yüksek görüyorum. Eli kulağında olduğunu düşünüyorum bu açıklamanın. Doğru. Yani ben artık dediğim gibi biz geri sayımdayız. Resmi imzayı bekliyoruz. Jesus'un geliş tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani... Hani... Bu iş bitti diyebiliriz her türlü. Yani salı günü, çarşamba günü de Türkiye'ye gelebilir. Aynen öyle. Dediğim gibi tam netleşmedi ya da netleştiyse de biz henüz öğrenemedik ama bunu araştırıyoruz. Artık Jesus'un kısa sürede Türkiye'ye gelerek resmen Fenerbahçe'nin başına geçmesini bekliyoruz abi. Pekala. Levent abi. Şu yabancıların sözleşmesi biten yabancılar kadrosunu bana verir misin? Ekrana verir misin Tolga? Bir defa daha rica Ahmet Selim edeyim. Ayrılma sen de. Ayrılma. Ben Ahmet Selim'e de bir şey soracağım. Abi zor sorular sorma çocuğa yani. Hayır bu değil ya. Sözleşmesi biten oyuncular Fenerbahçe'de bu. Bir de bir kadro yaptılar yabancılarla ilgili. Evet. Türkiye'nin yani yabancıları. Sen kadro ha. Sözleşmesi bitenlerle ilgili. Sözleşmesi bitenlerle ilgili. Tamam 11, muhtemelen 11'i verir. Türkiye 11'i Ercan. Evet. Şimdi burada Balkabeç, Biglia gibi oyuncular var biliyorsun. Sözleşmesi biten oyuncular var. Herkes bunu Emre Mor üzerinden okuyor ama... Fenerbahçe'nin 16 yabancısı olduğunu yüzden dolayı Karagümrük'te bu tür Fenerbahçe'nin kullanamayacağı bazı yabancı oyuncuları kendini alabilir. Ben görüşmenin bu yönde gerçekleşeceğini düşünüyorum, gerçekleştiğini. Emre Mor üzerinden yapıyorsunuz ama genel anlamda bakın Ozan bile oraya geçecekse eğer. Çünkü bazı oyuncularla devam etmeyecek. Onlardan verim alamadı.
Karagümrük gelecek sene için. Bu Türkiye Ligi'ndeki yabancı sayısının da aşağı düştüğünü göreceğim dedi. 12'ye düştüğünü hesap edersen bu konudaki en şanslı kulüplerden bir tanesi Karagümrük olabilir. Çünkü Süleyman Orma çok akıllı bir insandır. Tanırız, iyi bir dostumuzdur. Bence Ahmet Selim Kul, Başkan Ali Koç'un çok akıllı bir hareket yapıp eğer ki Jorge Jesus geldiğinde onun yapacağı transferlere yer açma konusunda Karagümrük'ün köprü takım olacağını düşünüyorum. Bazı oyuncuları oraya pas etmesinin normal olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu geçmişte Beşiktaş da yaptı. Lens'i falan verdi biliyorsun. Bu doğru olabilir. Buna katılır mısın yani? Yani şöyle anlatayım Levent abi. Biz bugünkü Aykut abiyle yaptığımız çalışmalarda hani çok fazla transfer gündeme geldiğini duymadık. Daha çok farklı konularla ilgili görüşmeler gerçekleşti. Federasyon seçimiyle ilgili mi acaba? Yani federasyon seçimi var, kulüpler birliği var, futbol, yayın ihalesi, bir sayısız gündem var Gürcan abi. Daha çok bu konularla ilgili içerikler, gündemler olduğunu duyduk. Ama tabii ki hani şimdi iki başkan yan yanayken bir oyuncuyu bir dakika hatta 30 saniyede bile bir orada soru alışverişi olabiliyor. Hani böyle bir şey olmamıştı diyemeyiz %100 ama en azından bizim ulaşabildiğimiz bilgiler daha çok transferle alakası olmayan gündemlerin masaya yatırıldığı şeklinde. Bence de yani sana katılıyorum. Bu Federasyon Kulüpler Birliği yayın ihalesi konuşabilir. Bu çok doğaldır. Ama bu aşamada bu konuşmasında normal karşılıyorum olmasını. Çünkü çok 16 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin. Bunun birçok şeyinde ayrıldığını peki düşünürsek, ayrılacağını Karagümrük'ten, peki, bazı yaşlı oyuncular da var. Bu rahatlıkla olabilir. Peki. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim'e. Şimdi Galatasaray'ı konuşalım. Galatasaray'la ilgili çok soru geliyor. Seçim ne olacak? Seçimde kim seçilirse, işte hoca olayı var. Antrenör kim olacak? İşte kimisi eğer Dursun Bey seçilirse Fatih Terim olur mu diyorlar. Yani bunu sokaktaki Galatasaray taraftarı soruyor abi. Galatasaray seyircisi soruyor. Vallahi öncelikle Galatasaray'ın iki tane başkan adayının bu kıyasaya bir rekabet içinde olduğunu düşünürsek bu hafta projelerin konuşulacağı bir hafta olacak. Özellikle aldığım bilgilere göre söylüyorum ben yani. Dursun Bey'in cumartesi günü çok büyük bir tanıtımı var. Bu konuda Erden Timur ve bu sunumu yapacak. Basketboldaki yakaladığı ve Galatasaray'da genç taraftar grubu, genç üyeler de Erden Timur'a karşı çok büyük sempati besliyorlar. Sevgi besliyorlar. Büyük bir ihtimalle onun yapacağı sunum çok etkili olacak. Bunu zaten divanda da başkan konuştuğu için söylüyorum. Net olarak. Dursun Özbek konuştuğu için söylüyorum. Bir defa adayı yapacaklar. Ekip olarak yapacaklar. Kendi ceplerinden yapacaklar. Bakın Galatasaray'a zarar şey değil. Kendi ceplerinden en kısa sürede yapacaklarını duydum. Eşref Bey'in de bir takım projeler, bir takım sponsorlarla görüştüğü bize geliyor. Ama tabii onların hep beraber gideceğiz. Bu programlarını izleyeceğiz. Çünkü Eşref Bey böyle bir açıklama yapmadı. Bu sunumları ne zaman ne şekilde yapacak onu bilmiyorum ama Dursun Bey'in kendi yönetimi içinde önemli görevler dağıttığını da biliyorum. Mesela Cibar'a tekrar voleybol içinde olacağını duydum. Mehmet Cibar'ın Ali Yüce de destek olacağını duydum yani. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ben projeleri bekliyorum. Yani kasa kolaylığı zaten sağlanamıyor. Ama Eşref Bey zaten kasa kolaylığı yapmayacağını söylemişti yasa gereği de. Eğer bu kasa kolaylığı sağlanabilecek ortam olsa bunu sağlayabilecek kişi Dursun Özbek. Geçen sefer sağladığı 21 milyon euro verdi. 17'sini aldı, 4'ünü bağışladı. Olmayacağı için projelerden konuşulacak. Ve bu projelerin zaten Kolombos projesi var. Cemal Özgörk'ün 2,5 milyar liralık bir bu proje. Bunun dışındaki bütün projelerle Galatasaray'ın en hızlı şekilde aktarabilecek paranın 5 milyar lira olduğunu duydum. 5 milyar iyi bir para.